Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 19 Temmuz İstanbul yarışlarına yani pazar İstanbul yarışlarına tekrar sizlerle beraberim. 10 koşul bir programımız var. 2 altınımız var. Evet bugün e, cumartesi günü e, Ankara koşullarında verdiğim yorumlarda e, ilk altınımız 5'te kaldı maalesef. İkinci altınımız 3'te kaldı. Tabalada e, fuari vermemiştik. E, bırakın gitsin. E, i̇nşallah yazan arkadaşlarımız vardır. E, ve de kazanan kişileri şimdiden tebrik ediyorum. Sevgili dostlar gerçekten güzel ikramiye verdi. Maalesef e, sürpriz altları da bulduk ama tabii ki işman kazanan her seferinde yazalım işmanı derim ama Maalesef sizlerde söyleyemedim. İnşallah yazmışsınızdır sevgili dostlar. Kazanan şanslı kişiler olmuşsunuzdur. Kazanan arkadaşlar şimdiden tebrik ediyorum sevgili dostlar. Az kaldı yani e, bir yerde yakalayacağız da bakalım nerede olacak. İnşallah pazar günü İstanbul ve Adana koşularında şanslı kişiler bizler oluruz. Aynı şekilde İzmir'i de 4'te 4 gidiyorduk. İkinci bankumuz maalesef bizi yanılttı. Çok kötü koştu. Ve de başarılı olamadı. Oradan yattık. O da 5'te kaldı yine kuponumuz. Kısmet diyelim. Bakalım İstanbul koşullarına tekrar sizlerle beraberiz. Birinci koşuna itibaren 13.30'da start oluyor. Handikap 16-4. İngilizler 2400 metre çimle start oluyor. Burada banko olarak önereceğim. Birinci altı gayrımızın başlangıç ayağında son koşusunda 1200 metre çimde Manako'nun kazandığı koşuda virajı 10. döndü sevgili Burak'la e, çapraza doğru yani bariyer dibine doğru yatırdı atı oradan attı Sprint'le bir boyla ikincilikle ayrıldı. Şimdi uzayan mesafede Hişman'la start alacak olan 5 numarayı sizlere banka olarak öneriyorum. Yani bu grubun üstünde, üstesinden gelir ve de kazanan hiçman e, olur diyorum yani 5 numara olur diyorum. Banko olarak önereceğim. Tabii ki güvenmen arkadaşlar. O da Bursa'dan formda gelen 7 numara Fırat Aslanla nasıl start alıyor. O da harika bir koşu sergiledi 1700 metre şimdi öyle bir sprint attı ki yani fotoyu geçerken bile e, arkadaşımız yani zor zapt etti atı 7 numarayı olabilir yani e, rakip bile son koşusunda da Sıhrettin Boylaz o da Bursa'dan geliyor. Ee, o da formda geliyor son kursun 5. ayrıldı ayrıldı de şanslı olabilir ama tabii ki 5 numara bankomuz rakip arayanlar da 7 ile 2'yi değerlendirebilir sevgili dostlar evet ikinci koşumuz Handikap 16 4 yukarı Araplar 1604 4 yaşlı Araplar 1600 metre çimle start oluyor burada da 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz gerçekten e, zevkli bir koşu bizleri bekliyor. 4 ata kadar yer verdim. İlk şansı atım burada. İstanbul'da handiko 15'i 1400 metre çimde e, kazandı sevgili dostlar. Gökhan'la kazanma başarısı gösterdi. O koşunun dördüncüsü olan e, 7 numarada Hişman'la e, bu sefer e, Hişman biniyordu. Yani ilk atım 5 numara olacak. Malibu'nun oğlu şimdi Hişman e, 5 numarayı biniyor sevgili dostlar ilk şans atım 5 numara olacak. İkinci atım 7 numara olacak. O da Mücahit Bayır'la e, sevgili dostlar e, start alacak olan 7 numarayı mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım 3 üç numara Cömert oğlum Gökhan Kocakaya ile start alıyor. Ve de son olarak 2 numara Kral Onur sevgili dostlar. Dolga Yıldız da aynı koştu zaten. Bu da ikincilik de ayrılmıştı. Bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani sıralaman 5-7-3 ve 2 nolu atlar benim için yeterli olacak ikinci koşta sevgili dostlar. Evet üçüncü koşu şartlı dört dört ve yukarı Araplar 1900 metre çimle start oluyor burada da sizlere üç at önericem ilk şansı attım iki numara Yetim Ahmet Mustafa Çiçek'le start oluyor ikinci atım bir numara Akkula Halis Karataş'la e, güzel e, çim performansı olan tekrar sevdiği çime çıkıyor diyelim ben yani kumda da gerçekten başarılı koşullara sahip olan Akkula'yı ikinci şanslı atım olarak önereceğim son atım olarak üç numara olacak bin metre çimini kazanarak geliyor formda geliyor o da üç numarayı sanayi da aprant arkadaşımızla start alacak olan Fırat Aslan'la mutlaka kuponumuzu ilave edelim sanayi yani sıralamam 2-1 ve 3 nolatlar atlar benim için yeterli olacak üçüncü koşta Evet dördüncü koşumuz şartlı 3-4 büyük yukarı İngilizler bin metre çimle start oluyor burada iki at yeter e, yeterli görüyorum yani bu grubun e, bir iki adım üstünde tutuyorum sevgili dostlar. ilk şans attım 8 numara Gökhan Gökçe ile start alıyor e, yani çok e, şanslı olacağını düşündüm 8'i ilk şanslı attım olarak önereceğim ikinci atım 7 numara olacak o da Alice Karataş'la e, söz sahibi olur ve 7'yi de kuponumuza yazarsak yani 8'i 7 bu grubun bir iki tık üstünde görüyorum sevgili dostlar. Benim için yeterli olacak dördüncü koşuda. Evet beşinci koşumuz şartlı 2 Pardon arkadaşlar şartlı bir. iki yaşlı İngilizler bin metre sentetik kumla start alıyor. Burada da 12 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. ilk defa start alacak atlarımız. Bir arada 12 İngiliz atımız var. Bir ekürümüz var. 6 ile 7 ola no atlar. Ekür olarak start alıyor. Bir de ikinci altılık ayağımızın da başlangıç ayı oluyor. Zor koşu yani e, orijinlere bakarak e, bir de çalışmaları inceleyerek sizlere sıralama vereceğim. İlk şanslı atım 3 numara olacak. İkinci atım 7 ekürler Gökhan Kocakaya ile. Üçüncü atım 10 numara olacak. Gökhan Gökçe ile dördüncü atım 11 numara Akın Sözen'le ve son olarak 12 numara atımız Hişman Çizik de start alıyor. Bunları sıralama olarak 3, 7, 10, 11 ve 12 no atlar benim için yeterli olacak sevgili dostlar 5. koşta. Altıncı koşumuz büyük kulüp koşusu olacak. Kısa vadeli 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çimle start oluyor. Burada da 5 at önereceğim sevgili dostlar. Zor koşu. E, hepsi birbirinden e, farklı sitelere sahip olan atlarımız bir arada kazama başarısı gösteren son koşusunu üst üste birincilik elde eden atlarımız da bir arada. Evet Bursa'da çok formda gelen e, ilk şanslı atım Kadir'le sonları çok kuvvetli gelir. 1400'ü kazandı. Son koşusunda 2000 metre çiminde kazanarak e, çok formda gelen 3 numara sizlere ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 8 numara olacak sevgili dostlar o da 1900 e, metre çimini virajdan sonra artan temposuyla kazanma başarısı gösteren o da 8 numara işman çizikle start alıyor. İkinci şans atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 2 sefer 1900 metre çimde Ahmet'le üçüncü e, olmuştu sevgili dostlar. O da 6 numarayı sizlere Saadettin Boyraz'la start alacak olan altı numarayı üçüncü şans atım olarak önereceğim sevgili dostlar. Sonradan dördüncü atım 2 Demirkurt Kurt Ahmet Çelik ile start alıyor. Son iki koşusunu gayet başarılı koşarak kazandı ve de çok formda iki numarayı da mutlaka kuponumuzu ilave edelim. Son olarak da Aliş Karataş'ta start alacak olan o da kazanarak formda olduğunu kanıtladı. Biri de mutlaka kuponumuza ilave edelim yani sıralamam 3 8 6 2 ve 1 nolu benim için yeterli olacak 6. koşumuzda yani birinci altı ganyanımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz kısa vade 6 3 yaşlı Araplar 1200 metre Çim'le start alıyor. Burada bankumuz olacak. O da Gökhan e, Gökçe ile e, harika sağlayan ve de e, son iki koşusunda da kazanma başarısı gösteren sonlarda harika bir sprint atıp ve de foto önde geçtiğini düşünüyorum. Bir numara Bosna her şeyi sizlere bank olarak öneriyorum sevgili dostlar. Yani geçireceğini zannetmiyorum. Burada tabii ki e, rakipleri var ama e, at söyleme taraftarı dilim Bank olarak sizlere öneriyorum sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz Ataman koşusu olacak. Kısa vadeli dişlere mahsus 3 yaşlı İngilizler 2100 metre çimle start alıyor. Burada da 10 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. İlk defa çime çıktı. Kısa vade 8'de 2100 metre çimini akınla 5. olan o da 4 numara sevgili dostlar. Bunu da sizlere bank olarak önereceğim. Bu sefer bu grubun üstesinden gelir ve de kazanma başarısı gösterir diyorum. Akın sözenle çok şanslı diyorum. Banko olarak öneriyorum. 4 numarayı 8. koşta sevgili dostlar. Evet 9. koşumuz şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1000 metre sentetik kumla start oluyor. Burada da hiç koşmamış şartlarımızın bir yere araya geldi bir e, yarış olacak. 9. koşu e, çalışmalarına baktım. Orijinlerine de inceleme e, yaptıktan sonra dört e, 4 ata kadar yer vereceğim. Bu çalışmalarla yani bunlar 4'ü de fotoya birlikte girer diye düşünüyorum. İlk şanslı atım 1 numara Halis Karataş ile start alacak olan 1 numara ilk şanslı atım olarak önereceğim. İkinci atım 3 numara Gökhan Kocakaya ile üçüncü atım 7 numara olacak Ahmet Çelik le. ve de son olarak 9 numara Mehmet Kayayla start alıyor. Sevgili dostlar yani sıralamam 1, 3, 7 ve 9 nola atlar. benim için yeterli olacak 9. koşularda. Evet 10. koşumuz 2. altılık aynımızın da son ayağı oluyor sevgili dostlar. Şartlı 3, yamak 2, 4 yaş şaraplar 1500 metre kum yani sentetikle start alıyor. 12 Arap atımızın zevkli mücadelesi bizleri bekliyor. Burada da aradan sonra koşu görecek olan 3 atı ayırmadan kuponumda yer vereceğim. İlk şanslı atım 6 numara Sagarmata yani yamak arkadaşımız diyelim yani Berkan Çığlay'la start alacak olan 6 numara ilk şanslı atım olacak ikinci atım soy Fırat Aslan'la start alacak olan Çevik Soy'u da mutlaka kuponumuzu ilave edelim. 3. atım 10 numara olacak sevgili dostlar o da Onur Yılmaz'la start oluyor ve son olarak 5 numara Spartaküs sevgili dostlar. Halil yol açıcıyla yani olmaz olmazlardan biri mutlaka kuponumuza ilave edelim. Yani sıralamam 6, 8, 10 ve 5 nolatlar benim için yeterli olacak. 10. koşuda ikinci altı ayanımızın kapanış ayında. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle sevdiklerinize bol kazançlı bir gün olsun inşallah sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.